Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli sarı kırmızı gönüldaşları, aslandan güzel haberler geliyor. Beklediğiniz cim bom hızlı bir şekilde oluşuyor. Transferde bombaları art arda patlatan Galatasaray, 5 birlik PSV yenilgisinin yaralarını sarmaya başladı. Cickledau, Boy ve Van Aanholt'u kadrosuna katan sarı kırmızılı kulüp, orta saha içinde bastırıyor. Galatasaray, Getson Fernandes ve Berkan Kutlu takviyeleriyle orta sahasını güçlendirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in transferde sıradaki isteğinin savunmaya olduğu öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 artı 6 kuralını dikkate alan Terim, Marco'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor. İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var, Ozan Kabak ve Kaan Ayhan. Luyendama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Ozan ya da Kaan'la yola çıkmak istiyor. Ancak iki milli stoperin de mali şartları, Sarı Kırmızılı Kulübü zorluyor. Ozan Kabak'ı kiralık göndermeyi düşünmeyen Schalke, 10 milyon euro üzerinde bonservis bedeli belirledi ve Leicester City ihtimali masada. Sabahın haberine göre, Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 5 milyon euroyu bulan talebi söz konusu. Süper Lig'de yeni sezonun açılmasına kısa bir zaman kala takımlar transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Fenerbahçe birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Öte yandan iki ezeli rakip bu kez aynı isme odaklandı. Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Çağrı Rasol hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın yönetimden çabuk ve hızlı bir stoper istediği belirtilmişti. Bu kapsamda Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Joe Rasul'la da ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray'da 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Joe Russell, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Sarı Kırmızılı yönetimin, yakın zamanda mavi şimşeklerin kapısını çalacağı bildirildi. 31 Aralık 1995 doğumlu oyuncu, futbola Enderlecht'te başladı. 2015'te KSC Lokeren'e transfer olan Rasol, 2019'da Belçika ekibinden bedelsiz şekilde Adana Demirspor'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 950 bin euro olan 1.87 boyundaki Senegalli futbolcu, 1. ligde 67 maça çıktı, 1 gol 4'te asist yaptı. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Getson Fernandes için Benfica'dan bu operasyona rötar yaptıracak ya da çıkmaza sokacak bir yanıt geldi. Hürriyette yer alan habere göre Portekiz ekibinin hazırlık kampında bulunan Gedson performansı ile göze girerken teknik direktörü George Jesus da bu oyuncu için olumlu rapor sununca Galatasaray'ın teklifi de şimdilik masada kaldı. Orta sahaya iki takviye birden yapsa da Benfica Başkanı Rui Costa, Galatasaray ile yapılan son görüşmede Gedson'u kadroda tutmayı düşünüyoruz. Teknik heyetimiz takımda kalmasının daha doğru olacağı görüşünde diyerek şu an için Portekizli futbolcuyu bırakmayı, transferini düşünmediklerini dile getirdi. Bu yanıt Getson'la transfer operasyonunda büyük aşama kaydetmek isteyen Galatasaray'da hesapları bozdu. Sarı-kırmızılılar, Getson için bekleyişe geçse de Benfica'nın kararını değiştirmeme olasılığına karşı alternatif planlar üretecek. Sıcak transfer gündemini kanalımızda takip edebilirsiniz, saygılar.